Maskenin içerisinde hastaya nefes vermek için biz kendimizi nefessiz bırakıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hemşiresi, personeli ve doktor arkadaşımla beraber, uzmanlarımızla beraber bayağı bir iş gücü sarf edebiliyoruz burada. Solunum yollarına gönderdiğimiz tüpün yerinden oynamaması için onu sabit bir şekilde tutuyor. Çünkü o tüpteki 1 santimlik ileri ya da geri gidişler hastanın hayatına mal olabilir. Gördüğünüz gibi en az 5-6 tüpü bir hastanın çevrilmesinde görebiliyoruz. Küçücük odada görüyorsunuz, kat kat giyinmiş, artık ona marul gibi diyeyim. Kıyafetlerin içerisinde durmak çok zor. Tulum gerçekten hani poşet tarzı ve bizi sıcakta ya da soğukta hani hava kaç derece olursa olsun çok etkiliyor. Hasta kötüye doğru gittikçe yeri geldiği zaman 200 saat bile hastanın yanında kalabiliyoruz. İşin psikolojik kısmı var. Hani bilinmeyen bir süreç, bir tükenmişlik, bir yorgunluk. Hastanın orada tek başına kalmış olmasının getirdiği bir vicdani sorumluluk var. Her şeyini yapıyoruz. Hani yemesi, içmesi, hani hasta solunum cihazına bağlı olsa bile biz onu tüplerle besliyoruz.